Merhabalar. 7. bölüme hoş geldiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben şeye girmeden önce, kayda girmeden önce 3-5 sefer oyuna gir çık yapıp şuradan 3 soketli kalkan baktım ama bulamadım. Ondan sonra çok da fazla uğraşmak istemedim açıkçası. Artık çıkarsa şey yapacağız. Şimdi burada yapacağımız şey bu arada şeyin yeri kaybolmuş. Kontes'in bulunduğu kuleyi arıyoruz. Daha da şeyi diriltmem artık ben. Mörkü. Kontes'i bulacağız. Amrun arıyoruz. Bir tane şey var. Bizim tam işimize yarar mı diye tekrar statlarına bakmam gerekiyor da. Bir tane daha Runeword var. Şey diye. Adını unuttum şimdi de. Ort ve Sol Rune'la yapılıyordu sanırım. Kaska yapılıyor. Bütün skillere artı bir veriyor olması gerekiyor onun da. Belki onu da yapabiliriz. Hani Amrun'u hemen bulabileceğiz mi? O da belli değil gerçi. Belki bulamayız. Şeyi burada Waypoint'i de zaten açmıştık. O yüzden giriyorum. I can smell why this tower was abandoned. Buradan artık şimdi boss grubu gördüğümüzde onları öldüreceğiz. Biraz level kasıyoruz. Bir de Amrun'u arıyoruz. Mesela bir boss grubu. Field plate. Ölür müsün? Şu şeye bakmak istiyorum ya. Aslında mesela bundan tal et yapabiliriz şimdi. Benim ona strength nasıl yetiyor? 55'miş. Fazladan tal et olması gerekiyor. Skull çıktı bir tane de. Level olacağız zaten. Muhtemelen burada gidip şu bir tane daha şey yapayım. Varsa eğer tal var. Git. Et var bir tane daha. Doğru değil mi? Tamam, bir tane daha şeyimiz oldu. Bunu takalım şimdi de. Bu da burada dursun. Bunu zaten birazdan yapacağız. Merc'i hiç diriltmiyorum bile. Şimdi en azından armorumuz biraz daha yüksek oldu. Ama bunun için böyle özellikle uğraşmanıza bence gerek yok. Bu arada ikiye geçiş şuradaymış. Ben onu kaçırmışım muhtemelen. Pot durumumuz fena değil. Şimdi burayı bayağı bir farlayacağız. Amnur'un sanırım onların içinde aradıklarımız içinde solla beraber en zor çıkanı olması gerekiyor. Belki 3-5 sefer, 10 sefer yapmamız gerekebilir. Ama en azından bir tane arıyoruz sadece. Orası güzel. Ortrun'u o kalkan için yaptığımız kalkan için veriyor size. Oradan bulabilirsiniz direkt. Tal zaten ta ilk ekten beri çıkıyor. Tul ve Am arayacaksınız. Siz burada. Tul bana yoldan çıktığı için ben tekrar aramak zorunda değilim onu ama. Hani siz buraya geldiğinizde belki size Tul yoldan çıkmamış olacak. Eksik kalacak. Biraz daha fazla farm yapmak zorunda kalabilirsiniz. Veya şansınız sağlamsa bir gidişte bile Tul Am çıkar. Direkt. Yani şu an öyle bir şans açıkçası aramıyorum. Biraz da farm yapmak istediğim için burada. Eğer dediğim gibi şeye bir bakmam gerekiyor. Şu ort ve soldan yapılan
RuneWorld hangisiydi? En nefret ettiğim de şu Cold Enchanted okçular. Ort soldan yapılan RuneWorld ne veriyordu? Bir skill puanı kesin veriyor da. Bundan bir tane bulabilirsek şey veren Tornado veya Hurricane veren o kask geçersiz kalacak. O yüzden böyle onu inanılmaz aman kesin yapmamız lazım şeyle yapmayacağım. Sadece burada oynarken şu an mesela belki Ort zaten sanırım bir tane vardı galiba. Yoksa Ort veya Ort ve Sol çıkarsa Am'dan önce, yani Am runu farmlarken Ort ve Sol çıkarsa bir tane de iki soketli kask bulursak neden yapmayalım? Evet, şimdi Kontes'in olduğu kata geldik. Şurada bir boss grubu var. Verdiği experience'a bir yandan bakıyorum. Hayvan gibi veriyor. Hemen Kontes'e girdim. Kontes'in kendisi nerede? Dışarıda bekliyor bu sefer de. Bu arada hala bu Fire Enchanted olduğunu bulun. Ben çok dibinizde patlamasın. Helltill Tour. İlkinden çıkmadı. Maalesef. Ama Hell çıktı. O da zor çıkanlardan bir tanesi. Tool Tier. Tamam, artık bunları böyle burada tutacağız. Yapacak bir şey yok. Eğer böyle çok burası canımı sıkarsa şunların hepsini birleştirmeye başlayabilirim belki. Hemen şeyi sıfırlıyorum ve tekrar Black Marsh'a geçiyorum. Bu sefer haritamız da açık. Çok uzakta da değil. Level'ımız da 30. Bulursak Ort, Sol ve Amnur'un arıyoruz. İki soketli kask bulursak arıyoruz. Tornado veya Hurricane veren Druid kaskı arıyoruz. Ort, Sol runları çıkarsa istiyoruz. Çıkmazsa çok önemli değil. Aha, Unique Ring çıktı. Attack Rating ve Dandik. Eğer saldırı şey fiziksel hasar vuran gruptan bir şey olsaydık gayet güzel ring aslında. Geçen bölümde Paladin için bulduğumuz amulet, bilmiyorum bu level'da daha iyi bir amulet var mıdır Paladin için? Hem life veriyor, life da az da değil bu arada, 27 mi 30 mu ne veriyordu? O level'a göre çok iyi. Bir de bütün Paladin skill'lerine artı bir level veriyor. Onun mesela Druid versiyonu olsa, ki zaten o maksimum 2 verebiliyor. Bildiğim, hatırladığım kadarıyla 3 de olabilir gerçi de. 27 level'da 1 zaten. Yani daha Nightmare'a belki geçmemiş oluyorsun ya da yeni geçmiş oluyorsun. Şimdi aslında ben diyordum ki videoyu çekerim, başka oyuna geçerim. Zaten Diablo'yu da artık bilgisayarımdan kaldırdım muhtemelen. Şeyimi alırım, keyfimi alırım diye düşünmüştüm de. Şimdi o şeyi bulunca bir tane Paladin Hammer Dynat'ta oynamak gerekiyor artık sanki. Ne düşünürsünüz bilmiyorum. Hammer Dynat'ta Paladin'in büyücü versiyonu gibi bir şey. Etrafında dönen bir çekiç fırlatan bir skill'i var. Ve o skill en güçlü olma sebebi fiziksel fire veya poison gibi o tarz bir damage vuruyor. Direkt magic damage diye bir şey vuruyor. Onun da immunity'si oyunda neredeyse yok gibi bir şey. Çok az. Hem kendisi tabi hammer'ın yaparken Paladin'in blok arttıran kendisinden skill olduğu için max blok da yapıyorsunuz doğal olarak. Kolay yoldan. Hem max blok, canı çok fazla. Aurası var. Auraları var daha doğrusu. Rezistans yok. It geldi. Bir tane daha yo staff. Bir de level atladık.
Şimdi belli oldu ki biz burada biraz farmlayacağız galiba. Dediğim gibi ağın en az çıkanlardan bir tanesi. Blizzard veriyor bir tane, fena değil aslında. Şu unique şeyi de buraya koyacağım. Dursun. Bunu da satalım. Belki bir pot tazeleme yapabiliriz. Tekrar Black Marsh'a doğru yola çıkalım. Şimdi bu video, dediğim gibi en başında söylemedim gerçi, biraz geçti de. Buraya kadar tahmin ettiyseniz, sonuna kadar izlemek zorunda değilsiniz. Muhtemelen, çünkü burada biraz vakit geçecek. Anlur'un çıkmıyor yani. Zor çıkanlardan da bir tanesi. Ort da çıkmadı, enteresandır. Sol falan da çıkmadı. Bir tek Tul çıktı. Tal zaten galiba çıkmıyor çok düşük level olduğu için. Allah'tan Ort runumuz var şeyden, görevden dolayı. Ama bakalım Anlur'unu kaç seferde vuracağız. Sanırım iki kez kestim şu an. Sayısını da tutalım ki. Aşağı yukarı kaç seferde çıkıyor, siz de şey yapmış, kendinizinkiyle karşılaştırırsınız belki. Size kolay mı çıktı, şanslı mısınız? Ben bir şanssızım. O belli olur. Gerçi daha aceleye gerekiyor, iki kere yaptık burada. Hani zamanım da çok. 10'da çıksan olur, 15'te çıksan olur. 31 level'ız. Dediğim gibi 35'e kadar farm yapsam burada, of çok zaman geçti, boşuna ömrümü harcadım demem. Çünkü bir yandan da şey yapmış oluyoruz. Hurricane'i direkt 35 level'dan başlatabiliriz. Boss'lar falan da çok olduğu için item da düşüyor. Aslında eğer şey yapsan, hani uğraşsam pot da almak zorunda değilsin. Böyle dönüp toplasam ben, üşenmesem. Boss kestiğimiz için içinden bir böyle en az 4 tane falan pot çıkıyor. En yüksek seviyeden. Rondel kalkandı sanki. Yok değilmiş. Nereden kalkan gibi geldi o? Topaz çıktı bir tane. Yani soket için bir şey daha göstermeyi unuttum. Nerede bir... Ben nerede, nereye gidiyorum bu arada şu an? Nereden? Heh, şurada. Tamam. Gene başladı. Yani soket açmak için bir tane daha yöntem var. Yani bulamayan olursa diye şey yapıyorum. Ya da belki geçti level. Ya da soket açma şeyini başka bir şey için kullandınız. Diyelim ki unuttunuz o kısmı. Görür görmez item'ın bir tanesine soket açtırdınız ve o boşuna gitmiş oldu. Peki ben şimdi nasıl 4 soket item edineceğim diye soranlar olabilir. Bu sefer mesela lightning orası da çıktı. Bu şans sürüp yanında durduğum için bana lightning hasar bile veriyor. Tier Tal. Şuradayken göstereceğim, yapmayacağım ama bir tane mesela beyaz item bulalım. Soket açmak istiyoruz diyelim ki. Bir kere beyaz bulacaksınız. Magic olmayacak yani. Şimdi burada bulması zor çünkü çok oyun ileriki seviyelerindeyiz de. Şunu bir tane ucuzlardan bir şey alalım. Şu mesela. Ondan önce şunu satayım da. Mesela bunu aldınız, buna soket açmak istiyorsunuz. Şimdi bunları yanlış hatırlıyor olabilirim ama Ral ve Amrun koyuyorsunuz. Bir de Perfect Amethyst koyuyorsunuz. Yani şu morların en büyüğünden. Bundan değil, bunun bir üstünden. 3 tane bundan birleştirerek yapabilirsiniz. Bir tane beyaz item, Ral, Am, bir de bir tane Perfect Amethyst koyduğunuz zaman o item kaç soket alabiliyorsa maksimum soketi vermiyor ama sıkıntısı orada zaten onun.
maksimum soket vermiyor. Atıyorum item maksimum 4 soket alabiliyor ya. Gidiyor 1, 2, 3, 4 soketten rastgele bir tanesi. Açıkçası şey gibi düşünün. Path of Exile'dan oynayan varsa Jeweler's Orb gibi düşünün. Rastgele soket şey yapıyorsunuz. Oradan 4 soket belki çıkartabilirsiniz ama orada dediğim gibi o 2 rundan bir tanesi biraz zor çıkıyor sanırım. Öyle aklımda kalmış. Yani o yüzden alın dedim ama emin değilim. Perfect Amethyst sanki öyle olması lazım. Mor diye aklımda kalmış. Bakalım kaç dakika farmlayacağız, kaç level'a kadar farmlayacağız. Bir de şimdi Wind Druid'a geçtiğimiz zaman bundan ilk başta belki biraz hafif güçsüz hissedebiliriz. Onun sebebi de şu an benim Fisher'a tam artı 6 skillimin olması. Wind Druid'a geçtiğimizde ona artı 2 skillimiz olacak sadece. O yüzden yani haksızlık olmasın, skillin level'ı biraz düşük olacak şu anki Fisher'e göre. Çünkü Fisher birazdan muhtemelen 42'de falan maxlanıyor zaten. Maxlandığı zaman bizde Allah bilir kaç level şey Fisher olacak. 32'de maxlanıyor. 32 level'da. Bir level'da ben vermeyi unuttum. 33 level'a geldiğimizde Fisher artık zaten daha fazla veremeyeceğiz. Fisher son level'ına gelmiş olacak. Şu bir tane o mesela kolye şey çıksaydı. Bütün druid skill'lerini artı bir tadından yenmezdi. Ama maalesef. Bunların şeyi nerede boss'u? O da gitti. 32'ye doğru ilerliyorum. Hala piyasada Amnur'un yok. Amnur'un yapmadan önce tekrar bu arada unutmamam gerekiyor. Sırasına tekrar bakmam gerekiyor. Benim aklımda Tal, Tül, Ort, Am diye kalmış. Ama sırası bile önemli olduğu için. Bu şey niye dışarıda çıkıyor bu sefer? Sanki içeride çıkması gerekmiyor mu? Ort Shell çıktı bu sefer de. Şimdi botları da artık almaya başlarım. Botları almamın sebebi aha bu. 20 faster run walk. Şimdi tekrar biraz strength vermemiz gerekecek sanırım. Bununla beraber daha hızlı koşabiliyorsunuz artık %20 zıbide. O dursun. Acaba vermek istiyor muyum onu düşünüyorum şu an sadece. Şunu satalım. Bunu da bunun içine atalım. Bunları birazdan depoya bırakacağız. Tamamız. Sanırım 70'e kadar vereceğim. Hızlı koşmak bu oyunda. Hop. Evet 32 level olduk. Zaten 65-60'mış. Buradan 70'e 2 level daha versek bir şey olmaz bence. Gerçi üstümüzdekinde biraz rezistans vardı ama. İki tane boss grubu vardı orada, bir tanesi daha itemle patladı çünkü. Belki de. De öldürmeden geçtiğimiz her yaratık yanından koşarken bir tane vuruyor. O bir tane bayağı canımızı götürüyor. Bir kalkan bize de iyi gelecek. Hem defansı olacak. Hem rezistanslarımızı düzeltecek. Bayağı elementer rezistanslarımızı.
Ama işte kalkan şimdilik göremiyoruz. Aslında her girdiğimde bir kere dükkana bakıp öyle buraya geçsem çok daha iyi olacak. Bu videonun adı muhtemelen ben bu videoda ilerleyemeyeceğim için videonun adı şimdi ne görüyorsunuz ekranınızda bilmiyorum ama videonun adını Spirit Farm koymuş olma ihtimalim çok yüksek. Dört ya da beşinciye sanırım. Ölmedin mi? Öldü, ölürken de illa bir tane böyle vuracak. Allah'tan bunlar yanından geçerken tepki verip de vuramıyorlar bile. Botlarımızı tamamlayalım diyecektim zaten, tamammış hepsi. Boş grubu. Of. Bir şey çok vurdu orada. Şu charmları faster hit recovery ihtiyacımız yok. Evet, o fire immune çıktı, hiç bulaşmıyorum ona. Şimdi yapacağımız Wind Druid'in güzel tarafı immunity tarafında. Wind Druid'in bir tane skill'i fiziksel, bir tane skill'i cold vurduğu için sol tal çıktı. Biri cold, biri fiziksel vurduğu için ikisine birden immune denk gelmesi düşük ihtimal diğerlerine göre. Mesela şu an fire'ız, 1000 tane şey çıkıyor. Immune denk geldi. Mesela bunda all resistance 11 var. Bunu alacağım. Çünkü şey bulamıyorum. Soketli bulamazsam diye kenarda dursun bu kalkan. Bunu şeyle beraber kılıçla beraber sonuçta kalkan takmak zorunda kalacağız. Bir tane sol oldu. Ort var mı diye bakıyorum. Aha, ort var aslında bir tane. Bunu sanırım bir dahaki videoya şey yapabilir miyim acaba? Dur bakayım. Şurada kask var mı? İki soketli kask da yok. Neyse. En azından idarelik bir kalkan bulduk. Bütün rezistansları 11. Gayet iyi. Yani mükemmel veya tam aradığımız şey mi? Değil. Ama hiç yoktan beyaz bir kalkan takmaktan iyi. Kendor'un defansı var sonuçta üstünde kendinden. Bloğu var. Rezistansı var. Bir de mesela life denk gelseydi daha ne isterdik zaten. O 3 rune word'lü olan kalkan, görev kalkanı diyeceğim ben ona. Onun çok güzel olmasının sebebi 40 falan rezistans veriyor her şeye. Defansı da bayağı yüksek oluyor onun. Allah'ın belaları. Sinirim bozuldu şu an çok. Yavaş yavaş gideceğiz şimdi oraya kadar. Stunlıyorlar, sıkıntı orada. Stun yani direkt böyle yerime İşte bir stun atayım, 5 saniye orada takılı kalsın şeklinde değil. Her vuran 0.5 saniye rahatsız ediyor, durduruyor karakteri. Onlar da arka arkaya gelince böyle oluyor işte. Ölüyoruz. Potların da yarısı yere düşmüştür şimdi. Yapma bak. Gold Enchant tutarımda patlarsa şimdi diyecektim, patladı. Ya Allah aşkına bir rahat bırakın bir saniye ya. Tamam. Parayı geri aldım, zaten çok fazla paramız olmasa gerek.
Daha bir de bir level'daymış o. Gold enchantmışsın sen. Sırf meraktan şu kılıca bakacağım kaç soketti diye. Soketsizmiş. Evet, Contest Farm veya Spirit Farm videosuna hoş geldiniz demişimdir. Demem gerekiyormuş açıkçası. Daha şimdiden bayağı bir süre harcadık. Ama çıkacak gibi gözüküyor. Farklı farklı şeyler çıktı sonuçta. Hep aynı çıktığı zaman bazen sinirim bozuyor. Sürekli tal tul diye gidiyoruz. Öyle geldik. Level'ımız da 33'e doğru geliyor. Dediğim gibi sınırım şu an bir yıldım falan sınırı değil. Benim kendi kişisel sınırım şu an 35. 35'e kadar çıkarmış olsam iyi olur. Şimdi zaten muhtemelen 33 olacağız. Bu taraftan gideceğim bu sefer çünkü garip bir şekilde solda ve dışarıda çıkıyor. Allah'tan level atladık. Birden çok stunladılar gene bize. Şael çıktı. Yapma. Min damage, dex, max. Bu mesela fena bir şey değil. Share'da koyabiliriz bunu sanırım. Şöyle. Bu ikisi burada dursun. Ort sol vardı. Bakalım bir kask bulursak belki. O rune word yapma ihtimalim var. Çıkmadan bakayım. Hala daha 3 soketli kalkan bakıyorum bu arada. Muhtemelen sanki bu level'da çıkmıyor mu o ya? Şeyde ya, Nightmare'da çıkmıyor mu acaba? Şu ekstra fastler çok sıkıntılı. Defender diye bir şey çıktı. Bir de sesi duydum. Emerald var. Defender neymiş? Bir şey değilmiş. Evet, bu arada şey yaparken izleyenlerden tahmin alalım. Bundan sonra kaçıncıda çıkacak? Ben yazdıklarınızı göremiyorum da kendi kendinize. Bana sanki bunda değil de bir sonrakinde çıkacakmış gibi geliyor. Bakalım. Az önce burada ölmüştük. Çıktığı an artık level'ıma bakmaksızın direkt şey yapacağım. Skill sıfırlayacağım. Hemen şey Wind Druid'e döneceğim. Çünkü Wind Druid'in şeyden bundan daha garanti hasarı. Öyle de bir güzelliği var onun. Evet, biraz daha az vuracak bundan ama. Bunu mesela atıyorsun. Denk gelip gelmeyeceği belli değil. Wind Druid'de tornado kesin vuruyor aynen. Tornado değil, pardon. Hurricane kesin vuruyor. Tornado da eğer yakından atarsan o da %100 gibi bir şey oluyor. Zaten öyle oynamaya alıştıktan sonra. Hasar gayet böyle tutarlı bir hasar vermeye alışırsınız. Biraz yürüyeyim. Ne zamandır ilk defa staminamız bitti. Bu arada eğer bu videoda şey olmazsa şuna bakacağım, soketli mi? Değil.
Soketli olursa bu arada bir şey olacağından değil. Dediğim gibi. Sırf hani meraktan soruyorum. Yolda düşme ihtimali. Yine buradan girdim bak. Karşıdan geçeceğiz. Burada da bunların hepsi birden üstümüze saldırdığı için midir nedir? Bak gene ya. Şuradalar çarmıhanı alalım da öyle çıkalım. Evet, sabrımız biraz zorlanıyor. İyi değil. Bunları tekrar geriye. Burada zaten her şeyimiz. Kalkan ve kask bakayım. Evet, yok. Soketli burada hiç görmedim garip bir şekilde. İşte Fisher de arka arkaya birine vurduğu zaman fazla vuruyor o zaman da. İki skill'in de kendine göre güzellikleri var. Buradan 34 oluruz. Ben bu arada burada çıkacağını tahmin etmiştim. Amnuru'nun bakalım nerede çıkacak. Ama ne yazık ki uğraştırıyor biraz. Şu an. Fisher normalde 40-45'e kadar götürür sizi bu arada. Burada hani baktınız çıkmıyor. Biraz ara vermek istediniz, görev yapmak istediniz. Gidin görevlerinizi yapın. Hani skill'in şeyi olmaz. Ezik aman şeye geçmedim. Ezik skill kullanıyorum. Ringi unutmayalım. Demeyin. Bu bayağı dediğim gibi 40-45-42'ye kadar ben bu skill'e devam ettiğimi biliyorum. Hala da böyle çok aman aman geri düşmüş değildi. Ama orada artık Wind Druid daha efektif diyelim. İlerlemeyi sağladığı için. Bununla beraber atlar mıyız? Şey. Level dedim atlamadık. Her vuran stun ediyor. Ben onu anlamıyorum. Bu kadar olmaması gerekmiyor mu sanki? Evet, Fisher artık fullenmiş. Hızlı koşma botumuzu da almış olduk. Şimdilik üstümüzde yok, giymeyeceğiz ama. Bir sonraki kontes girişimimizde muhtemelen üstümüzde hızlı koşma botlarımız olacak. Öyle artık. Sağ sol ort et. Yok. Çıkmıyor. İnat etti, çıkmıyor şu an. Çok enteresan. 34 level olduk artık. Hala kalkan da yok. Burada artık run yeri kalmadı resmen. Şuraya geçeceğim. Şöyle bir şey denemek istiyorum. Bir saniye. Burada belki iki soketli veya üç, aha bir soketli kalkan bulurum dedim ama dur bakayım şöyle bir bütün town'ları bir gezelim tek seferlik. Hem şeyden biraz mola olsun bize. Bu
Burada da yok. Elektrikteki aslında biraz uzakta duruyor da neyse. Ne kas çıktı ne kalkan şu an hiçbir şekilde. Belki burada çıkar mı? Yok. Son bir de ek 5'e bakayım. Tekrar Nightmare'a geçeriz. Can I help you? Yok. Geçmeden önce şunu da artık takalım. Ne kaybediyoruz? Bayağı bir Cold Lightning Resistance kaybediyoruz ama. Şöyle yapalım. Koşma hızımız bayağı bir arttı. Evet, artık bu şekilde koşuyoruz. Black Marsh'a tekrar. Tabii normale geçtiğimiz için şeyi gene kaybettik. Kuleyi. Kulenin yeri sıfırlansın bakalım. Belki şeyimiz, şansımız artar. Zaten biraz da hızlı koştuğumuz için buluruz hemen. Ya daha yanına doğru düzgün yaklaşmadım. Hemen neyine zehirliyorsun? Eyvah, bu iki bölmeli çıktı. Bakalım bu tarafta mı çıkacak, diğer tarafta mı? Yok, burada çıkmadı. Bir de nehrin karşısı var şimdi, orası da Black Marsh muhtemelen. Bazen harita böyle açılıyor. İki bölmeye ayrılmış oluyor map. Bu tarafta çıkarsa güzel de karşı tarafta çıkarsa bayağı koşturacak bizi. Evet, muhtemelen karşı tarafta çıktı. Bir de şöyle şu boşluğa doğru bakayım. Yok, karşı da çıktı. Diğer botlarda biraz maksimum stamina da vardı. Şimdi böyle hızlı koşuyoruz ama biraz çabuk yorulacağız galiba. Ay tamam. Çok uzakta değilmiş. Belki daha düzgün bir layout çıkar. Ölme, 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 ölme. Nereye kaçıyor bunlar da hemen onu da anlamış değilim yani. Üç. Bu sefer çıkarsa bayağı iyi olacak. 34 iyidir bence yani çünkü. 30 level'da bir tane verebiliyoruz. 34'te de 5 tane vermiş oluruz. Diğerine zaten daha fazla vermiş olabiliyoruz. Şey, Tornado'ya. O 24 level skill'i miydi? 16 mıydı acaba? Sanki 24 level skill'i. Mesela bir helm çıktı oradan. Materials. Gene solda mı çıkacak bakalım, yoksa benim az önceki haritanın layout'u yüzünden mi öyleydi? Bak, solda çıkmadı bu sefer. İçeride çıktı. Lightning enchant'lar, dikkat etmek lazım.
Set eldiven çıktı. Yok. Çıkmıyor. Bir tane Amrun arıyoruz sadece. Çıkmıyor. Attack rating strength. Yes. Ne yapsak bilmiyorum. Videoyu burada sonlandırıp şey mi yapsam? Bu arada ben oyundan çıktım mı? Çıkmış olmam lazım. Bakayım yerde hiç item gözüküyor mu? Buralarda birkaç yaratık öldürdüm sanki çünkü. ...35'e kadar farmlasam sesim çıkmaz diyordum ya, muhtemelen onun yüzünden şu an çıkmıyor. ...35'e kadar farmlayacağız herhalde. Şurada mesela fazladan şu boss gruplarını falan kessek... ...muhtemelen 35 olabiliriz. Aha, bir tane fazladan... Rune da geldi. Bir bedava rundan. Hiçbir zaman kötü bir şey değil. Of. Ekstra fast ne bir de bunlar. Aynen. Bak mesela o şeydi. Fire Enchanted'tı. Dibimizde patladığı zaman yarıdan fazla canımız gitti. Yani 150 falan vurdu. Dikkatli olmak gerekiyor. Bazen öldürüyor çünkü. Galiba level atlayacağız sanki ama. İnsan bazen diyor ki o kadar şeyin arasından, Fisher'ın arasından sıyrılamaması gerekiyor. Kesin ölmesi gerekiyor. Bir vuruşluk canı kalmış. Fisher ucundan değse ölecek. Yok, değmiyor. Yine sol taraftan gitmeye alıştırdınız. Evet, level atladık. Bu arada Fire Immune mu çıktı? 35'te de olmadı. Bu sefer de gitti, Fire Immune çıktı. 2 skill buna vereceğiz artık. Life da buna vereceğiz. Merc'i yanımıza alacağım da ölüyor diye almıyorum. Şimdilik çok çabuk ölüyor. Ektikilerden alsak bir tane. Bir de tabi item'da şey yapmak lazım, ayarlamak lazım ona. Evet, son deney işlerinden bir tanesini yapıyorum. Sonra muhtemelen videoyu kapatacağım. Ben video dışında farmlayacağım. Çıktığı zamanı ve kereyi de kayda girip söylerim muhtemelen. Bu video biraz sohbet videosu gibi olmuş olsun. Boş boş 40 dakika 50 dakika konuşmuş oldum. Hayır 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 hayır, sıkışma sıkışma. Yahu. Bak, skill atmıyor bazen. Şu warhead neymiş ya? Sonuçta gitti, Fire Immune çıktı. Var çıkma ihtimali.
nadir de olsa görmüşsünüzdür zaten kaç 6-7 kere belki 8 kere denedik. Bir keresinde şey çıktı. Fire Immune çıktı. Öyle yaptığı zaman Merc yanımızda olsaydı belki şey yapardım da gidip diriltip geri gelip uğraşması zor geldi. Daha doğrusu değmiyormuş gibi geldi. Arkadır armor. Neyse kapı ağzından başka yerde durmaz mısınız? Yok. Çıkmıyor. Evet ben burada o zaman şöyle yapalım. Dediğim gibi yapalım. Ben burada videoyu sonlandırayım. Çıktığı zamana geçeyim. Bir dahaki videoda bir dahaki değil çıktığı zamanda görüşmek üzere. Tekrardan merhaba. Videoyu kapattıktan sonra tam 2-3 sefer daha yapmıştım ki aklıma küp tarifleri geldi. Amrun nasıl yapılıyormuş diye baktım. 3 tane tool ve 1 tane chip topaz yazıyordu. Fazladan da tool room var, bir sürü keserken orada çıktı sürekli. Ort buraya am gelecek. Şöyle şuraya koyalım. Şail falan burada. Evet deneyeceğim şimdi küp tarifini. 3 tane tool, 1 tane chip topaz yazıyordu. Bakalım. Evet. Oldu. Biraz boşuna uğraşmış olduk ama gerçi 3 tane tool nasıl yapacaktık? Şimdi tekrar Spirit Room World'a bakıyorum ben internetten şu an Tal, Tool, Ort, Am yazıyor. Şeyimiz burada. Tal, Tool, Ort, Am. Evet. Spirit bu. Bütün skill'lere 2. Faster Cast, Faster Hit. Ondan sonra bizi ilgilendiren başka. Vitality, Mana ve Magic Absorb. Mana biraz düşük çıktı ama 94 mana verecek. Zaten benim şu an 110 var. Bayağı arttıracak. Şimdi böyle olduğumuza göre artık skill sıfırlama işlemine geçebiliriz. Skill sıfırlarken statlarımızı da sıfırlamış oluyoruz bir yandan. Onu yapmadan önce ne kadar strength'e ihtiyacınız olduğuna bir bakarsınız. Bir de artık enerjiye vermeye gerek kalmayacak. Bu eldiveni kullanıyoruz hala bu arada. Şimdi bu 55 strength istiyor. Bu da 70 istiyor. Ben maksimum 70 vereceğim demektir bu. Evet. Şimdi ilk önce şunu yapalım. Bunu 70'e kadar vereceğim. Bir dakika, şeyin kendisinin üstünde var mı acaba? Yok. 70. Kalan 120 stat puanının hepsini de life'e vereceğim. Buraya kadar tamamız. Stat puanlarımız her şeyi giymemize yetiyor. Sonra artık elimize kılıcımızı ve kalkanımızı takıyoruz. Bunların kendisi de biraz mana falan veriyor. 180 manamız oldu. Bunu tekrar şöyle koyabilirim. Durması açısından yerinde koymuştuk zaten. Ondan sonra ne yapacaktık? Yani skill'lerimizi vereceğiz. Şimdi artık 30'u da geçtiğimiz için bu skill'i açabiliriz demektir Hurricane'e. Bir tane Arctic Blast'a vermek zorundayız. Bir tane buna, buna, buna ve buna. Hurricane'i fulliyoruz. Tamam. 8 puan oldu. Sonra Tornado'yu fulliyoruz. Şu an 29 puanımız daha var. Tornado bu kadar verebiliyoruz. Hani bir şey şöyle söyleyeyim. Bu 24 level'da açılıyor. 35 level'ız biz şu an galiba. Maksimum 11 verebiliyoruz galiba ya da 12 mine. Ondan fazlasını veremiyoruz. Şimdi buradan sonrası artık Hurricane'e bonus verecek cinsten olacak. Veya Tornado'ya. Hurricane de Tornado'nu kendisinden alıyor. Bunlar birbirlerinden alıyorlar yani. Twister'dan alıyor. Bunu kullanmayacağız ama. Bir de Cyclone Armor'dan alıyor. O yüzden ben burada artık buna da veremediğimiz için kalanların hepsini Cyclone Armor'a
Vermiyorum çünkü her level atladığımızda ikişer tane bunlara verebilelim diye. Çok verdik sanki. O yüzden sanırım 40 level'ı falan bekliyorduk ki bunu maxlayalım diye, bir daha buna veremeyelim diye. Neyse, şimdilik bu kadar skill puanı kalabilir. İstersek buradan bir tane Oxage'e verebiliriz canı biraz arttırsın diye. Ama ben şimdilik vermeyi düşünmüyorum. Bunlara daha fazla vermeyeceğim. Şimdilik dursun. Şöyle yapalım. Q Tornado olsun. W da şey. Hurricane. Şimdi buradan ne yapacağız bakalım. Her şeyimiz tamamsa belki artık görev yapmaya devam edebiliriz. Stonyfield'a gidecektik mesela. Evet, tornado'muz bu. Şey, hurricane'imiz bu. Tornado'muz da bu. Bu tornado şey yapıyor bu arada. Biraz rastgele gidiyor. Ama dibinden vurursanız garanti gibi bir şey. Buradan Stonyfield'a geçmeye çalışıyorum şu an. Hurricane skill'i bu arada. Siz tabi seviye verdikçe artıyor ama. Ben yanlış bir zamanda skill sıfırlamış oldum biraz açıkçası. Yapacak bir şey yok artık. Evet, skill'i bir kere bastıktan sonra sanırım şeyine göre, mesela şu an 32 saniye duruyor. Sonra o da yavaş yavaş artıyor. Stonyfield'da şu şeyi bulalım. Bunu bulalım. 30 saniyede bir kere Hurricane'e basıyorsunuz. Onun dışında şey, Tornado'yla takılıyoruz. Hop 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 hop. Bakın şunu, kendisi nerede bu arada, gitti mi? Minyonları duruyor ama. Böyle yapacağız artık bundan sonra. 7 level falan daha böyle gideceğiz. Buraya biraz fazla verdik. Gerekirse şey bile yaparız yani. Gerekirse tekrar sıfırlarız. Tamam, buradaki şeyi de alayım. Black Marsh'tan devam edeceğimiz yere geçerim. Tamam da o şekilde tamamlamış olayım. Bunun sırf şu Hurricane'in Cold'unun yavaşlatması bile o kadar işe yarıyor ki. Orada sanki buradaki şeyi bu arada tekrar alıyoruz. Wrist Leg'i, çünkü normaldekini kullandık. Nightmare'de bir daha inek level'ını açmak istiyorsak. Evet, Deckard Cain'i kurtardık. Akare'yi ziyaret et. Bunu da yapayım. Burada videoyu artık sonlandıracağım. O da bir tane yüzük verdi. Şu Wrist Leg'i tekrar şeye alıyorum. Depoma. Çok önemli. Bunu şeye koyamıyorsunuz, paylaştığınız bölmeye. Şöyle yapalım. Itrun'u da buraya attıktan sonra bir dahaki videoda görüşmek üzere.